Selam yumruk severler. 2 hafta önce şu dünyanın en güçlü el feneriyle bir deney gibi bir şey yapmıştım ve video komple faildi, yani komple hatalı, böyle istediğim hiçbir şey olmamıştı. Fakat bugün çok daha garip bir şey deneyeceğim. Bunu bir izleyici yazmış bana. Bulabilirsem yorumunu şuraya bir yere koyarım. El feneriyle yumurta pişir demiş ve bunu denemek için mutfaktayız. Yanımda kardeşim var. Ne haber kardeşim? Daha 120'deydi, o kadar niye gözünü kıldın? Ama şimdi efekt olsun diye yaptım. Ha tamam. Evet. Şey yapayım mı? 32.000'e veriyor. Çok havalıyız lan. Şu an videoyu ufak bir bölüyoruz. El fenerini dışarıda göstermenin iyi olacağını düşündüm. Önceki videoda göstereceğim demiştim, unuttum falan. Dedim bari bir video daha yapıyorsak üşenmeyeyim de göstereyim dedim. Şu an dışarı çıktık. Yağmur yağıyor, o yüzden mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız bunu. Evet. Kameram bozulsun istemiyorum. Tam yanımızda, yani tripodu koyduğum yerin hemen yanı. Direkt iki direğin arası 50 metreymiş. 50 metre, 100 metre falan diye deneyeceğiz. Harşuna telsizleri alsana. Yanımızda telsiz aldık. Xiaomi'nin telsizleri bunlar. Xiaomi'nin telsiz çıkarttığını görünce dayanamayıp almıştım. Bir gün işime yarayacağını biliyordum. Bugünmüş o. Ses deneme 1, 2, 3, 4. Anlaşıldı, tamam. Hadi gidiyorum ben. Tamam, şu an tam 50 metredeyim. 50 metreden bana 32 bini sal. Şu an aydınlandım. Evet, gördüğünüz gibi, yani görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. 50 metreden bunu yapıyor. Şimdi 100 metreye doğru gideceğim. Şu anda 100 metredeyim. Şu araba geçsin, arabanın gözünü almayalım. Hazır, tut. Evet, bu da 100 metreden verdiği ışık. Hatta şöyle yapayım. Şöyle şuradan da göstereyim nasıl bir ışık verdiğini. Yani bayağı hayvani bir şeyler yapıyor. Son olarak 150 metreye gidiyorum. Şu anda 150 metre. Harun. Gelsin. Saldım, geldi mi? Geldi. 150'den de bu kadar ışık veriyor. 150'de artık şiddeti azalmaya başladı tahmin edersiniz ki. Ona rağmen nasıl gölge yaptığına bakın mesela. Kameradan hayvan gibi gölge yapıyor. Şöyle yine arkadan göstereyim ben size. Ve bu da 150 metreden. Hadi son olarak bir de 200 deneyelim Harun ya. O kadar çıktık dışarı, ıslandık. Islanmışken 200'e de bakalım. Anlaşıldı, tamam. Hem telsizi de test etmiş oluyoruz. 200 metreden de hiçbir sıkıntısız çalışacak sanki. Zaten 7 kilometre mi ne menzili var bu telsizin. Yani öyle az buz bir şey değil. 200 metredeyim. Sal gelsin. Saldım. Artık yavaş yavaş şey yapmaya başladı. Yani ışığı geliyor ama kameraya çok yansımıyor yani. Ben görüyorum. Böyle 200 metrede de bu kadar ışık veriyor. Oha, burada fare var. Evet, el fenerinin gücü böyleydi arkadaşlar, merak edenler için. Şimdi daha fazla ıslanmadan biz evin içine geri geçiyoruz. Canım kardeşim, sen al şu kamerayı. Ya aldım canım abim. Buradan mı göstersen, buradan mı göstersen. Şimdi öncelikle biliyoruz ki el fenerinin ısısı direkt yeterli gelmeyecek bunun için. Çünkü 50 dereceden sonra falan, işte bu 55-56'dan falan kendilerimi 13.000 lümene düşürüyor, yani 32'de 13'e düşürüyor. O yüzden yeterli gelmeyeceğini biliyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şu dünyanın en siyah siyahı olduğunu iddia eden ama en siyah siyahı olmayan boyayla düşündüm ve dedim ki bu siyah daha fazla ısıyı çekeceği için üstüne daha fazla ısıyı tutar. İşte ilk önce bir bununla böyle bir alev çıkartabilecek miyiz? Bunu deneyeceğim. Sen de yani çüş. Niye çüş? Ne alaka? Sen fizik dersi görmüyor musun? Görüyorum. Tamam, fizikte ne? Siyah renk ısıyı daha fazla toplar. Şimdi şu alet ne kadar ısı yayıyor? İşte 57'de ölçeceğiz birazdan. Ölçüm cihazını getirdim şimdi. Şey yapamıyorum. Net rakam veremiyorum ama ben 57 falan görmüştüm. Peki 57 derece ısıyla onu nasıl yakabiliriz? Sence mantıklı mı? Yakacağız. Olacak. Görürsün, olacak. Çünkü bu çok fazla ışık topluyor. Şimdi direkt 32.000'e vuruyorum. Ve bırakıyorum. Oha! Ne oldu canım? Ne oldu? Oha! Dumanını çekelim. Hani bir şey diyeceğim, yalnız çok doğru. Bence yeter abi. O koktu. Gözüm aldı. Kapan. Evet Harun Beyciğim, şu kameraya gel, yüz ifadenle birlikte görmek istiyorum. Tekrar alayım yorumunu. Ya, mantıklı mıydı? Mantıklı değildi, o ne? Bildiğin patladı lan. Evet. Oha. Demek ki teorim doğru. Teorimi geliştiriyorum ve yumurta pişirmek için ne yaptım? Bir,
Alüminyum çok kötü kokuyor yalnız şu davlumbaz. Dur neyse şu cümlemi bitireyim sonra davlumbazı açıp mola verelim biz. Alüminyum folyoyu bu en siyah siyahla en siyah siyah demek istiyorum. Niye en siyah siyah olmadığını bildiğim halde niye en siyah siyah demek istiyorum onu açıklayayım. Çünkü 100 liraya yakın para verdim ben buna. Haksız olmak istemiyorum yani. Umarım gözlerim bozuktur. Tam siyah algılayamıyordur. Renk körüyümdür. Otomatik hala ateş çıkıyor. Bak bak yanıyor bak. Şunu göster. Şunu. Gösteriyorum zaten. Şurayı görüyor musunuz bakın ateş. Yanmış yani bildiğin. Ne hale gelmiş bu? Çok acayip bir şey olmuş ya. Şimdi siyah alt tarafa gelecek şekilde bunu böyle tabak, kase gibi bir şey haline getirmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Yoksa yumurtayı nasıl kıracağım bilmiyorum çünkü. Bu arada camına bir şeyler olmuş ya. Sanki camında yumurta pişirilmiş gibi. Hamarat ıslak mendillerinin sunmuş olduğu programımızın ilk bölümündeyiz. Hamarak ıslak mendilleri sayesinde bakalım bu camı temizleyebilecek miyiz? Ben bu el fenerini bu videoyu çekeceğim diye mındar etmezsem iyidir. Hamarat ıslak mendilleri. Siz de alın el fenerleriniz temiz kalsın. Şimdi denemeye başlayalım. Kullanacağım bant da bakır bant bu arada. Normal bant değil. Özellikle dedim bakır olsun ki o da ısıyı tutsun. Yani kullanacağım her şey ısıyı tutacak şekilde çarptım. Kaç para verdin onu söyle. Muhteşem fizik bilgilerim sayesinde şu an bu videoyu başarılı şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Banta kaç para verdin? Banta kaç para verdim? 5 dolar falan. Bir banta 5 dolar mı verdin? Bakır bant o. Sen bakırın kilosu kaç para biliyor musun? Sonuç olarak bant. Bir şey diyeceğim bu bant bakır değil galiba. Ben bunun bakır bant olduğunu düşünmüştüm bu bildiğiniz. What the... Bant. Ama bakır gibi gözükmüyor mu? Neyse buraları keseriz. Adamlar iyi kakalamış yalnız abi. Tamam neyse arkadaşlar bu bakır dediğim kısımları kesiyorum. Bantı da kesiyorum. Bak bu bantla her yerimi bantlasan beni... Ama dur. Ha. Isıya dayanıklı bant bu. Tamam. Bak bu bant her yerimi bantlasan sonra eskiciye versen kaç para ederim? Değil mi? Sen çok para etmezsin gibi duruyor. Isıya dayanıklı bantımızla bunun etrafını sarıyoruz. Bu arada 3 bölü yazıcı bantı bu yani. Orada böyle orası ısıya dayanıklı olması gerekiyor ya. Gerçi ben bakır olduğunu düşünüyordum. Bakır değilmiş. Belki bakır katkılı falandır. Bilemiyorum. Bence bunu kafana tak. Radyasyondan mı korkuyorsunuz? Alüminyum folyo. Biz deriz gerçek. İlk önce ısınmasını mı beklesek yoksa direkt yumurtayı kırsak mı üstüne ya? Şimdi ilk önce birazcık yağ dökeceğim çünkü yağ ısıyı daha iyi tutuyor diyebiliyorum. Yani alüminyum ısıyı tutuyor. Bir, siyah boya daha fazla ısıyı çekmesini sağlıyor. İki, üstüne bir de yağ eklersek bence bu deney başarılı olur. Tole rafine ayçiçek yağları sayesinde siz de el feneriyle yumurta pişirebilirsiniz. Kaç para aldın? Bunu verdiler işte. Yarım şişe yağ verdi. Koyuşu bile havalı ya. El feneri su geçirmez. O açıdan çok bir şey olacağını sanmıyorum. Yani üstüne yumurta gelse bile bozulmaz diye düşünüyorum. Umarım bozulmaz. Ama yine de altına bir borcam koyayım ki bir kaza, bir aksilik olursa biraz daha derli toplu olur. Şimdi ilk önce bir ne kadar ısınacak diye bakalım. Yumurtayı pişirmek için yeterli ısıya ulaşabilecek miyiz? Şu an lambayı açtım. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gözüküyor. Oha duman çıkmaya başladı direkt. Gel. 60, 83'e ulaşmış bir yerde. Neresi 83 olmuş? Bir yer 86 olmuş bir yer. 86.5 hatta. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bu yumurtayı hemen kıracağım. Çünkü buharlar çıkıyor. Isıyı ziyan etmeyelim. Joss etsin diye bekledim etmedi. Pis bir koku çıktı yalnız. Şu an boya kokuyor. Boya pişiyor. Pişiyor mu? Pişmeye başladı galiba. Aşağıda bak beyaz olmaya başladı. Şu an yumurtanın üstü 29-30 derece falan. Yumurta kıpkırmızı gözüküyor. 32'ye geçirebilir miyim ki? Patlıyormuş. Direkt jos etti. 32.000'de şu an. Evet ısı artmaya başladı. Isı artıyor. Boy pişiyor. Vallahi pişiyor. Görüyor musun? Evet. Oha kaynıyor. Yok artık. Ben bunu yerim yalnız. Afiyet olsun. Tuz da dökelim mi? Dökelim. Pul biber de olabilir. Hemen tuzumuzu ekleyelim. Sence zararlı olur mu bunu yemek cidden? Niye olsun ki? Alüminyum üstünde pişirdik. Alüminyum. Zaten bu bir şey pişirmek için kullanılan bir şey. Bu arada yeniden 13 liraya düştüğü için yine ısı azaldı. Oha çok iyi. Abi nereye soktun? Oha bunu istesen yapamazsın lan.
Oo, artistik hareketler. Tamam, geçti, devam. Yine 32.000. Bak bak, 32.000'e geçti, onda kaynamaya başladı. Evet. Başarılı oldum ya, şu an mutlu oldum. Olmayacak diye çok korkuyordum. Şey yapalım bir de, lazerle destek yapalım. Bu arada o videoda lazerle de kağıdı yakmayı başaramamıştım. Normalde o şeymiş, ben en odaklı halinde yakacak diye düşünüyordum. En odaksız haline getirdiğimiz zaman yakıyormuş, ne alaka anlamadım. Sonradan öğrendim onu da. Şimdi o haline getirip şuradan şöyle yanlarına destek yapacağım. Lazerle yumurta pişirmek. Uf, nasıl gözümü aldı. Alüminyumla o kadar sekiyor ki. Mahvediyor beni. Duman çıkıyor yine. Bak bak bak. Yakından çek, duman çıkıyor. Evet, biraz çıkıyor. Şu an muhteşem bir görüntü var. Bakalım lazer tuttuğumuz yerde pişme var mı? Lazer yumurta pişirmiyor, evet. Onu anlamış olduk. Tamam, sen rafadan seviyordun zaten değil mi? Evet. Rafadan deniyordu değil mi? Rafadan tayfa. Bence bu yeter bu kadar. Pişirebildiğimizi anlamış olduk. Yani bir gün bu tarz fenerler zaten işte kamp yapanlar, bekçiler falan filan o tarz şey insanlar için. Hani kamp yapıyorsunuz bir gün, ateş bulamadınız. Ateş bulamadığınız zaman ne yapıyorsunuz? El fenerinizi çıkartıyorsunuz ve yumurtanızı pişiriyorsunuz. Au! Gözlerim kör oldu. Bir fenerin daha sonu. Aa, bir şey olmadı. Tamam, bir şey yokmuş, sıkıntı yokmuş. Evet, bu sefer başarılı bir deney yaptık. Yumurtamız burada ama gösterebiliyor muyum? Şu an gözlerim çok alınmış durumda arkadaşlar. Gözlerim alınmış. Kim aldı bilmiyorum. Saçmalıyım ya. Gözlerim hem ışık hem lazerden dolayı böyle etrafta garip garip renkler falan görüyorum şu an. Çok fenayım. Yani ekranda gözüküyor mu gözükmüyor mu emin olamıyorum. Umarım gözüküyordur. Bayağı pişti. Yani yenilebilecek seviyeye kadar geldi. Şimdi Harun bunu yiyecek. Yani yediği sahneyi artık göstermemize gerek yok bence. Millet şimdi aç maç izleyenler vardır. Teşekkür ederim kamerada bana yardımcı olduğunuz için. Önemli kardeşim. Değil, önemli yani değil. Kardeşim de muhteşem bir YouTuber'cık biliyorsunuz ki. Tabii onun ki kanalını ya da ekleyeceğim şuraya bir yere. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz oradan. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.